Kıbrıs 93 Harbi denilen harpte İttihatçıların mübeşşirleri, hazırlayıcıları olan John Türkler, Rusları Yeşilköy'e getirerek Grand Duke Nikola'nın dikte suretiyle Osmanlı'ya sunduğu Ayastofanas Mahadesi bir belayı azimdi. Tahta yeni geçmiş olan Abdülhamit, Rusları bu kazançlarından mahrum bırakmak için İngiltere'yi kullanmak istedi. Bunun sebebi, Ruslar Orta Asya'ya yayılmışlar, İngilizler de Hindistan'a hakim olmuşlar, Afgan dağlarında hudut çekişmesi halindeydiler. Sonradan anlaştılar, Afganistan'a aramızda bir tampon bölge olsun diye istiklal verdiler. Ama Afgan dağlarında İngiliz-Rus çatışmasından istifade ederek Rusların bu kadar genişmesini İngilizler istemez. Onları bu işte kullanayım diye diplomatik faaliyete geçti. İngiliz'e bir taviz vererek onları Ruslara karşı kullanmak yolunu ihtiyar etti. Hindistan yolunun güzergahında olduğu için Kıbrıs'ı onlara üs olarak verdi. Üs, bağ tapu vermedi. Üs. Bunun sebebi yahut delili bu anlaşmada Sultanahmet hukuku şahaneme halel gelmemek şartıyla diyor. Bir başka delil, Lozan'ın 20. maddesi. Burada yaşayan ahali, iş bu muadenin mevki-i meriyete vazı tarihinden itibaren Türk tabiyetini kaybeder, İngiliz tabiyetini kazanır diyor. Burası İngiliz'e verilmiş olsaydı, Lozan'da oradaki halkın Türk tabiyetinde olması dolayısıyla bunu kaybeder artık. İngiliz tabiyetine geçer denir miydi? Bu bir üs olarak verilmiştir. Bu taviz mukabilinde İngilizlerin zorlamasıyla Berlin Muhadesi toplanmış, Rusların kazançlarının çoğu elinden alınmıştır. Demek oluyor ki şu iki zikrettiğim delil ile Kıbrıs İngiliz'e verilmiş değil, para da alınmış değil. Satılmış da değil Batum gibi. Üs olarak verilmiş. Üs olarak verilmiş ki hem padişahın bunu müsaade eden fermanında hukuku şahaneme halel gelmemek şartıyla var. Hem de Lozan Muahedenamesinde isterseniz maddeyi buradan okurum. Muahedenin metnini ben buraya resmi tercümeye göre ekledim. 19 ve 20. maddeler Kıbrıs'la ilgilidir. Şimdi bu gösteriyor ki üstür. Üs olarak vermiş. Peki iddiatçılar hesapsız kitapsız bir şekilde 1. Cihan Harbi'ne dahil oldular. Bunu da bir küçük parantezle kısaca söyleyeyim. Tam bu sırada. Başka sade arazi değildir maddi kayıplar. Paradır. Biz iki tane gemi ısmarlamıştık İngiltere'ye. O dedim ya verin. 10 para da olsa verin donanmaya yardım edin diye halktan toplanan paralarla 11 milyon altın ödedik İngiltere'ye. Liverpool limanından Türk bayrağı çekilmiş gemilere geliyorlar. Bu iş bir gün sonra olsa o gemiler kurtulacak. O gün bu iş olunca İngiltere dedi ki siz benim müttefikime karşı harp ettiniz, harbe dahil oldunuz. Ben de Kıbrıs adasını ilhak ettim. Bu söz bile daha evvel kendine ait olmadığını gösterir. Türkiye bunu protesto etti.
Kıbrıs'ı ilhak etmekle kalmadı. Bedeli ödenmiş olan o gemilere de el koydu. Bu para da Lozan'da istenmedi. Böyle kayıplar da var. Sade arazi kaybı yok. Zabıtlar ortada. Gene söylüyorum. Benim sözlerime inanmayan yapı krediden Lozan zabıtlarını alsın. Bana bir cümle göstersin. İsmet Paşa bu parayı istedi de alamadı. İstese ben mazur göreceğim. İstedi de vermediler. Beceremedi. Boyuna içinde bulunulan şartlar diyorlar. İçinde bulunan şartları dikkate almadan Abdülhamid'i istibdatla itham ediyorsun. Aha bugün de olağanüstü hal. Kim itiraz edebiliyor? Çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Düşman içeride. Bugünkü olağanüstü hali mazur görmeyenler 100 sene evvel Abdülhamid bunu yapmış. Niye ithama devam ediyorlar? Çünkü o halife. Çünkü o İslam'ın temsilcisi. Çünkü o Osmanlı. O tenkidi yapanlar Osmanlı'dan da nefret ediyor, hilafetten de nefret ediyor, İslamiyet'ten de nefret ediyor. Bunu anlamanız için Doğu Perinçek'in, Mustafa Kemal'in el yazılarını neşretti. Onlar okuyun. Bu nefreti görürsünüz. Kemalistlerin kitaplarında görürsünüz. Hilafet ilga edilirken herif Osmanlı sultanlarının mezarlarını açalım, kemiklerini yurt dışına çıkaralım diyen var. Bu nefret. Türkiye bunu kabul etmedi. Gerekirdi ki Lozan'da, yani sen bir emri vakiyle burayı ilhak ettin, biz burayı bize geri ver desin, değil mi? Gene iddia ediyorum, Mısır'ı, Kıbrıs'ı bize verin diye bir söz yok. Hiç bir cümle yok. Ne var? Şimdi size metinden okuyacağım. Çünkü buraya birçok şey getirdim, hiçbirine bakamadım. Kafamdakini anlatmaya zaman yetmiyor ki kağıttakine sıra gelsin. Bak. Madde 20. Kıbrıs'ın Britanya hükümeti tarafından Beştaş Reyni Sani 1912'de. Teşrin evvel Ekim, Teşrin Sani Kasım. 5 Kasım 1914'te ilan olan ilhakını Türkiye tanıdığını beyan eder. Yetmedi. Madde 21. 5 Haziran 1914 tarihinde Kıbrıs Adası'ndan mütemekkin olan, yani oturan Türk tebası, Kanuni Mahalli'nin tayin ettiği şerait dairesinde İngiliz tabiyetini iktisap ve bu yüzden Türk tabiyetini zayi edeceklerdir. Madde yürürlüğe girince Türk tabiyetini, demin söylediğim şeyi kaybedip İngiltere tabiyetini iktisap edeceklerdir. Maza, bu İsmet Paşa'nın teklifiyle yapılıyor şimdi, bu ilave. Türk vatandaşlığını kaybedecek, İngiliz vatandaşlığını kazanacak ya, İsmet Paşa güya oradaki Türklere iyilik ediyor şimdi bak. Maza, iş bu muadenin mevki meriyete bazından, yani yürürlüğe girmesine itibaren 2 senelik bir müddet zarfında Türk tabiyetini ihtiyar edebileceklerdir. İsterlerse, ben Türk tabasını tercih ediyorum diyor. Ama bak şimdi zokkaya bak. Türk tabiyetini ihtiyar edebileceklerdi. Bu takdirde hakkı hiyarlarını, yani seçme hakkalarını istimal ettikleri tarihi takip eden 12 ay zarfında Kıbrıs adasını terk etmeye mecburdurlar. Bundan ne doğdu biliyor musun? 20 bin Türk. Burası gavura geçti. Biz Türk tabiyetini tercih ediyoruz dedi, Türkiye'ye geldi. Bunlar iskanlı geldi. Nereye yerleştiklerini ben bu kitabın 2. cildinde anlattım. Devlet arazi verdi. 20 bin kişi. Bu 12 ay geçtikten sonra bu hakkı kullanmayanlar da çeşitli zulümler başlayınca eyvah biz ne yaptık? İskansız olsun Türkiye'ye gidelim dediler.
Bir 20 bin de böyle geldi. Bizimkiler bir dangalaklık daha ettiler. Orada lise yok. İsteyenler tahsil için Türkiye'ye gelebilir. Devlet onları okutacak dedi. İyilik yapıyoruz zannediyorlar bak. Devlet okutacak. Kıbrıslı binlerce genç tahsil için Türkiye'ye geldi. Devlet leyli meccani yabancıyı okutamıyor. Kanun müsait değil. Ancak Türk vatandaşını okutabiliyor. Adamlar olmuş İngiliz vatandaşı. Oradan geldiler ya. Türk vatandaşlığını kaybettiler. 2 sene geçti. Ne çare bulalım? Bunları Türk vatandaşlığını alalım. Sabri Akdeniz bunlardan biridir. Onun ifadesiyle söylüyorum. 50 bin Türk geldi. Şimdi bugün Rumlar şu kadar da Türkler bu kadar. Nasıl oldu da bu Türkler bu kadar az oldu da 400 sene biz Kıbrıs adasını idare ettik. Kıbrıs'ı Yunan'dan almadık. Kıbrıs'ı Venedik'ten aldık. Yunan adası tarihte bir gün bile Kıbrıs'ın olmadı. Kıbrıs Yunan'ın olmadı.